Hocam sizi biraz soluklandıralım. İzniniz olur mu? Kısa bir VTR'miz var. Oraya gidelim. Size sıcak bir çay ikram edelim inşallah. Evet kıymetli izleyenler, VTR'miz var efendim. Türk Tarih Müzesi'ne bağlanıyoruz. Biz buradayız. Merhaba Hilal Hanım. Diyanet TV izleyenlerimizin günü bereketli olsun diyorum efendim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyorum efendim. Ağustos ayı halkımız için çok önemli, zaferlerle dolu bir aydır. Ve bu ayda tam 951 yıl önce 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Sultan Alparslan'ın Bizanslı Roman Diyojen'e karşı elde ettiği galibiyetle tarihimizde zaferler bu ayda başlamıştır. Efendim, Ağustos ayı zaferlerimizle dolu bir ay dedik. Bu ay içerisinde başta Malazgirt olmak üzere Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç zaferleri, Belgrad'ın ve Kıbrıs'ın fetihleri, Sakarya Meydan Muharebesi gibi birçok zaferi elde ettiğimiz ayın içerisinde bulunuyoruz. Evet efendim, bugünün anlam ve önemine binaen çok güzel bir noktadayız. Neredeyiz? Ankara Etimeskut Bağlıca'da Türk Tarih Müzesi ve Parkı'ndayız. Müze diyoruz ve park diyoruz. 6000 metrekare kapalı alana yerleşmiş bir müzesi var. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Oradan da detaylar göstereceğiz. Ve 50.000 metrekarede devasa bir park alanı mevcut. Türk Tarih Müzesi'nin şu anda 50.000 metrekarelik devasa parkının bahçesinin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan 16 yıldızla ifade edilen 16 Türk Devleti'nin kurucuları, Selçuklu hükümdarları, Osmanlı padişahları, Türk İslam tarihinde imza atmış büyük bilim insanları ve sanat insanlarının heykelleri yer almaktadır. Efendim ayrıca son olarak Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü almış Aziz Sancar'ın da heykeli buradadır. Ayrıca Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İstanbul'un fethi gibi sahnelerinde tasvir edildiği alanlar bu bahçe içerisinde vardır. Efendim müzenin 6000 metrekarelik kapalı alanı içerisindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer ise devasa 4 adet panoramik resmin savaş sahnelerinin tasvir edildiği bir alandayız. Sağında gördüğünüz İlk tasvirin olduğu Kurtuluş Savaşı'nı görüyoruz. Hemen biraz daha ilerlediğimizde İstanbul'un fethinin tasvir edildiği devasa panoramik resim ve Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu şahi toplar var. Diğer tarafıma doğru döndüğümüzde ise Malazgirt Zaferi'nin savaşının destanının yer aldığı tasviri, devasa panoramik resmi görüyoruz. Son olarak efendim arkamda gördüğünüz Ergenekon destanının yer aldığı panoramik resim bulunmaktadır. Efendim tarihimizde zaferlerle dolu Ağustos ayının bu güzel ve anlamlı gününde 30 Ağustos günü Diyanet TV izleyenlerimizin ekranlarına Ankara Etimeskut Bağlıca'da bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı getirdik. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyorum ve Diyanet TV izleyenlerimizin günü bereketli olsun diyerek sözü stüdyoya Hilal Hanım'a bırakıyorum. Bu kıymetli VTR için Ahmet Mahmut Şen'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntülerdi. Biraz önce seyrettiğimiz VTR'de efendim Türk Tarih Müzesi ne kadar güzel bir örnek. Yani bütün tarihsel hafızayı bir anda bir yarım saatte bir saatte anneler çocuklarıyla, babalar çocuklarıyla, aileler, arkadaşlar birbirleri bir şekilde buluşup dolaşabilirler ve hafıza naklini, hafızanın belki o görsel akışını orada birlikte seyredebilirler, ona katılabilirler, onu hatırlayabilirler.